Bütün telefonların tasarımı birbirinin aynı oldu. Keşke birisi çıksa da böyle daha eğlenceli bir telefon tasarlasa. Merhaba arkadaşlar bugün elimde Nothing Phone 2A var. Bu telefonun kutusunu beraber açacağız ve özelliklerini birlikte bakacağız. Nothing markası teknoloji dünyasında daha çok yeni. 4 yaşında bir marka. 2020 yılında Londra'da kuruluyorlar. Sanırım ilk olarak Bluetooth kulaklık çıkarmışlardı. Sonra Nothing Phone 1 diye bir telefon çıkardılar ve telefon dünyasına da adım attılar. Ama bu Nothing Phone 1'in tasarımı o kadar farklıydı ki, bir anda herkes bu markayı konuşmaya başladı. Zaten amaçları da teknolojiyi daha eğlenceli hale getirmekti. Bunun üzerine Nothing Phone 2 diye Nothing Phone 1'in daha gelişmiş versiyonunu çıkardılar. Bu ise son çıkardıkları model, ama en teknolojik model değil. Bu daha ekonomik olan model, Nothing Phone 2A. Zaten bir modelin adında eğer A harfi görüyorsak bu daha ekonomik olduğuna işaret ediyor. Bunu sanırım Google başlatmıştı. İngilizce'deki affordable kelimesinin ilk harfini kullanıyor olabilirler. Bu telefonun Amerika fiyatı 350 dolar. Türkiye'de de sanırım 20 bin TL'den satışa çıktılar. Yani telefon fiyatlarının 100 bin TL'leri geçtiği bir piyasada Oldukça makul gibi görünüyor. Nautic markası hem kendi cihazlarının hem de kutularının çok orijinal tasarımıyla övünüyor. Yani diyorlar ki evet biz cihazlarımızı da çok güzel yapıyoruz ama her birisine de ayrı ayrı kutular tasarlıyoruz. Sanırım burada kutularının hepsini birbirine benzer yapan Apple'a bir laf çıkıyorlar. Yani gerçekten de Apple'ın kutuları biraz sıkıcı olmaya başlamadı mı? Bir beyaz kutudur tutturdular gidiyor yani. Hiçbir şeyini de değiştirmediler uzun süredir. Evet şimdi kutu açılımına geçelim. Bunun içinden şöyle bir şey çıkacak. Beyaz kutuyla dalga geçtik ama içinden beyaz kutu çıktı. <laughs> Neyse burada telefonun arka kapağını mimikleyen, taklit eden bir böyle doku görüyoruz. Bu kutunun açılış şekli bir kitap kapağı gibi böyle. Hop. Burada da ufak bir not koymuşlar. Welcome to nothing. Telefonu çıkarıyorum. Güzel kocaman bir telefon. 6.7 inç ekranı var. Telefona daha sonra bakacağım ama önce kutuyu bitireyim. İçinden kablo çıkıyor. Type-C to Type-C. Ve buradan Nothing'in tasarımlarının alamet farikası olan şeffaf tasarımı görüyoruz. Kağıtlar, mantlar ve kutu bu kadar. İçinden şarj adaptörü maalesef çıkmadı. Bu da yine Apple'ın sektöre kazandırdığı bir şey. Şimdi bu telefonun 3 rengi var. Benim elimdeki gördüğünüz gibi siyah. Bunun dışında beyaz ve süt beyazı diye iki tane ayrı rengi daha var. Ama beyaz ve süt beyazının birbirinden ne farkı var hiç bilmiyorum. Gerçekte de gördüm ve birbirinden neredeyse ayırt edilemiyorlar. Beyaz modellerinde ama arkadaki bu tasarım, bu şeffaf tasarım daha net görünüyor. Ama siyah olanı da oldukça şık. Telefon komple plastikten yapılmış ama böyle elimde tuttuğumda doğrusu böyle çok ucuz ya da dandik bir his vermiyor. Hatta arka tarafının şeffaf olması biraz da böyle cammış gibi bir his yaratıyor. Şeffaf kapağın altında sanki telefonun iç aksamını görüyoruz. Ama buradaki bu hareket neye yarıyor bilmiyorum. Youtube'da bazıları bunu bağırsağa benzetmişti. Genellikle telefonların kameralarını hep sol üst köşede konumlandırıyorlar. Hepsi de birbirinin aynı görünüyor bu yüzden. Nothing'in burada yine bir tasarım değişikliğine gittiğini görüyoruz. İki tane kamera var. İkisi de yatayda yan yanda telefonun üst kısmında konumlanmış ve göze benziyorlar. Ama bu telefonun asıl önemli özelliği kameranın etrafında bulunan bu 3 tane led ışık. Nothing Phone 2'de daha fazla sayıda led ışık var. Burada yine biraz sanırım tasarrufa gitmişler. Sadece 3 tane led ışık var. Bu telefonun arka kapağını hem daha estetik hale getiriyor hem de bir takım fonksiyonel özellikleri var bu ışıkların. Mesela Instagram'dan bildirim geldiğinde buradaki ışık yansın diyebiliyorsunuz. Ya da diyelim taksi çağırdınız, işte taksinin gelmesine ne kadar kaldığını buradaki ışığın böyle devam etmesinden falan anlayabiliyorsunuz. Eğer telefonunuzu masada hep böyle yüzüstü bırakıyorsanız o zaman bu led ışıklar sizin için fonksiyonel demektir. Biliyorsunuz iki tür insan vardır. Birincisi telefonunu böyle yüzüstü bırakanlar. ikincisi ise sırt üstü bırakanlar. Ama bu konu çok önemlidir Şakir biliyor musun? Sen nasıl bırakıyorsun masaya? Bu yüzden boşalan insanlar var ya. <laughs> <laughs> Ama bildirimlerden sıkıldığım için çok şey yapıyorum. Ben de genellikle yüzüstü bırakıyorum. Çünkü sırt üstü bıraktığımda yani bir bildirim geliyor hani gözün oraya kayıyor ya da birisi arıyor falan. Hani ne gerek var herkes görüyor. Bilemedim. Nothing Phone 2A7200 Pro Chip 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile geliyor. Bu özellikler günlük kullanım için oldukça yeterli. Şimdi zaten başta da demiştim. Hani bu telefon ben böyle süper teknolojik cihazım. İşte en yüksek teknoloji içeriyorum diye bir iddiası yok bu telefonun. Bu telefon diyor ki ben daha ekonomik modelim. Yani burada bakmamız gereken şey fiyat performans. Bu verdiğim fiyata bu donanım özellikleri yeterli mi? Evet bence yeterli. Nothing Phone 2A'da Android 14 ve Nothing OS 2.5 işletim sistemi var. Bu telefonun aslında bir diğer güzel özelliği de arayüzünün çok tatlı olması. Nothing'in logosunda kullandığı noktalı tasarımı bütün arayüze uyarlamışlar. Hem aplikasyonların ikonları, hem widget'lar, hem widget'ların fonksiyonelliği falan gerçekten çok güzel görünüyor. Hani telefonun ön sayfasını, ikinci üçüncü sayfasını da tamamen kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Kamerasına gelecek olursak 50 megapiksel ana kamera ve ultra geniş ikinci bir kamerası var. Yani iki tane kamerası var. Yine tabii ki 1000 dolar etikete sahip bir iPhone'la ya da Samsung cihazlarla karşılaştırılamaz. Ama gün ışığında oldukça iyi performans gösterdiğini söylüyorlar. Ben bu telefonu daha henüz kullanmaya başlayacağım. Birkaç gün kullandıktan sonra kendi yorumlarımı daha net bir şekilde yapabilirim. Fakat videolardan izlediğim kadarıyla Gün ışığında oldukça iyi performans gösteriyor kamerası. Ama biraz daha düşük ışıkta ya da gece fotoğraf çekmeye çalıştığınızda maalesef biraz bulanık ya da böyle pikselli bir görüntü veriyor. Şuna geleceğim. Bu telefon için bir şey söyleyecek olursak. Bu fiyat performans ürünü oldu. Hani bu telefonu hiçbir zaman dediğim gibi bin dolar etikete sahip ya da işte yüz bin TL'nin üstüne çıkan telefonlarla karşılaştırmamalıyız. Bu telefonu alırsanız bana göre günlük kullanımda yani hani kullanırken takılıyor ya da sayfa geçişleri yavaş ya da performans sorunu yaşıyorum gibi bir şey demezsiniz. Sadece belki fotoğraf çekerken ya fotoğraf kalitesi biraz daha iyi olsaydı iyi olurdu diyebilirsiniz. Ben de dediğim gibi bu telefonu biraz kullanacağım. Ondan sonra yorumlarda sizin sorularınıza daha net cevap verebilirim. Bu telefonla ilgili düşünce, yorum ve sorularınızı mutlaka aşağıda benimle paylaşın ve sayfayı kapatmadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.